Gir. Oğuz Timi ile yeniden iletişim sağladık komutanım. Çok şükür. Evet, durumumuz nedir? Ciddi bir patlayıcı riski atlatmışlar komutanım. Teröristlerin iç çatışması bizimkiler için avantaj sağlamış sanırım. Grup geri çekildiği anda iletişim sağlayabildik. Tekrar herhangi bir yaralımız veya sivil kaybımız yok komutanım. Bu iyi haber albayım. Bu iyi haber. Peki şimdi artık bölgedeki siviller güvende diyebilir miyiz? Karanlık Yüzbaşı'ya aynı şeyi sordum komutanım. Bölgede inceleme yapıp bize bilgi verecekler. Güzel. Sivilleri oradan alır almaz onları da oradan çıkaralım. Emredersiniz komutanım. Bir an önce. Çıkabilirsiniz. Görkem, oğlum. Anne ne haber? Ya seni 3 kez aradım ama açmadın. Çok üzgünüm, çok üzgünüm hayatım. İşler o kadar yoğun ki açamadım. Nasılsın bakalım, iyi misin? İyiyim anne, sen? İyiyim, iyiyim. Sesini duydum, yüzünü gördüm. Daha iyi oldum tabii. Yakışıklı oğlum benim. Ne yapıyorsun bakayım? Anne, babam birazdan gelecek. Her an kapatmak zorunda kalabilirim. Bilgin olsun. Yaman tamam, tamam. Anlat hemen öyleyse. Nasıl gidiyor hayat? Yolunda mı her şey? İyi misin sen gerçekten? Aa, anne ne oldu biliyor musun? Eskrimde ilk 3'e kaldım. Editör teacher'im dedi ki böyle devam edersem scholarship alabilirmişim. Aferin oğluma be. Aferin oğluma. Kimin oğlu? Mam. Mam ne Görkem? Allah aşkına mam ne ya? Bana anne diyeceksin bana oğlum. Anne. Anne, seni çok özledim. Ben de seni kuzum. Çok özledim seni yavrum. Hep ara beni tamam mı? Habersiz bırakma beni. Yüzünü göreyim arada yani. Anne, bu babam oldu. Kapatmalıyım. Görkem, Görkem oğlum. Seni çok seviyorum. Tamam anne, ben de seni çok seviyorum. Bye. Güle güle oğlum. Güle güle. Komutanım, iyi misiniz? Söyle. Operasyon merkezden sizi çağırıyorlar komutanım. Tamam. Gidelim o zaman. Şunu da alayım, yolda içerim. Eminim. Maalesef komutanım. Patlama zannettiğimizden çok daha büyük hasar vermiş. Araçların hepsi kullanılmaz halde. Yakından çok daha iyi görünüyor. Mühimmat durumu? Silah, mermi? İşe yarar pek bir şey bulamadık. Bir iki makineli var. Ancak onlar da araca monte olduğundan taşınmaları neredeyse imkansız. Mühimmat durumu sıkıntı. Bakalım ne yapacağız? Karargah destek yollamaz mı komutanım? Bir yolu yok mu? Zor Boran. Her şekilde zaman alacaktır. Bir saldırı daha olursa nasıl karşılarız bilmiyorum. Görevimiz onları güvende tutmak. Ve ne pahasına olursa olsun bunu yapacağız. Emredersiniz komutan. Hadi dinleyin biraz. Emredersiniz komutan.
Yiğit. Emredin komutanım. Bombayı getiren kadın. Bir haber var mı? Bir iz, bir işaret. Maalesef komutanım. İyi istirahatler. Sağ ol. Sen niye gülüyorsun lan? Ben mi komutanım? Yok komutanım, gülmek olarak değil de... Komutanım, biz bugün çok toz yuttuk. Ben de diye ağzımla şey ederken... tam o sırada dönünce... abi ben gülüyorum gibi üstüne... o şekil oldu yani komutanım. Sen dinlen biraz. Dinlen. Sonra da nöbeti devral. Emredersiniz komutanım. Okan! Hadi istirahatler. Sağ olun komutanım. Bombayı getiren kız. Bir haber var mı? Yok canım, sağ ol. Afiyet olsun. Sizin eviniz çok mu uzakta? Oho. Çok uzakta. Buyur komutan. Sağ ol Okan. Komutan. Sen kızsın. Evet. Sen de kızsın. E niye askersin? Çünkü kızlar da asker olabilir. Hem de çok sağlam asker olmuş. Bak mesela bu abla... Umay. Evet. Umay. Umay Asubay'ı. O kadar iyi bir askerdir ki... bir kuşu 1000 metreden gözünden vurabilir. Kuşu vurma. Yok, yok canım, biz kuş... Kuş vurmuyoruz. O bir deyim. O bir deyim. Öyle. Değil mi komutan? Aynen. Deyim. Deyim o, bir deyim. Senin adın ne? Turkar. Turkar. Anlamı ne? Çok güzel bir isim. Kuş. Aa, çok iyi değil mi? Lan Turkar, sen ne şeker adamsın ya. Gel bakayım buraya. Kalk ayağa. Kalk bakayım madem kuşsun. Birazcık uçalım şöyle. Hadi bakalım. Aç kollarını, aç kollarını, aç kollarını, aç. Şu yavruya bak yüzbaşım. Dün siz yetişmeseydiniz... söylemeye dilim varmıyor ama... bu altın gibi yavrucak... kim bilir hangi namussuza meze olacaktı. Her şey onlar için. Kavgamızda, kanımızda, dişimizde, tırnağımızda. Her şey onlar için. Bize ayrılma emri gelmek üzere. İdare edebilecek misin? Sonsuza kadar bizi bekleyemezsin ya yüzbaşı. Emir emirdir. Biz size minnet borçluyuz. Ama buraları gördüm. Gel nereden esecek? Az çok kestiririz de. Bela nereden gelecek? İşte onu bilemezsin buralarda. Neyse. Bu akşam yemek var yüzbaşım. Sizin şerefinize. Hiç gerek yoktu ya, çok sağ olun. Yo, 99 yaşındaki Bakşi Ata bile doğruldu postundan. Herkes hazırlık yapıyor. Sağ ol. Siz sağ olun. Bro ne oğlum ya? Az biraz adam ol Okan. Ne oldu? Ya yok bir şey. Ne olmuş? Allah Allah. Bana bak.
Ağladın mı sen? Yok. Ben ne ağlayacağım ya? Ne ne lan? Papuç o papuç. Değil. Ne oldu? Annemden mesaj geldi kardeş. Annem mi? He, annemin yanında bir Süheyla hemşire vardır. O şetmiş sağ olsun. Abi işte mesaj gelince annemle ben bir doldum o kan. Fırat'ın suyu gibi doldun. Sonra ben taştım o kan. Taştım. Ya sanki böyle boğazımın içine bir tane çapı tıkamışlar. Yutkunuyorum. Yetmiyor kardeş ya. Yaşar tamam zırlama ya. Sakin ol. Biraz da sessiz ol. Dönüp bakacaklar şimdi. Görevdeyiz. Kendine gel. Sakince anlat şimdi. Bak kardeş. Gördün mü? Allah'tan ümit kesilmesen mi kardeş? Bak ben buna baktım. Dedim bugün böyle el sallayan yarın bakarsın konuşur. Ha kardeş? Konuşur tabii oğlum. Konuşacak zaten ama sen bir müşteri ol ya. Bir sakin ol. Bir güçlü olmamız lazım oğlum bizim. Görevdeyiz görev. İlk görev bu. En önemli görev. Kendine gel. Hadi git. Ben devralıyorum görevi. Hadi yürü. Ya ne yapayım be kardeş? Böyle annem aklıma gelince uygulanıyorum. Böyle eski şeyler aklıma geliyor. Eski evimiz. Sonra Messi geliyor aklıma. Düşümde gördüm geçen. Messi uçağa bindiğimiz gün var ya. Böyle hangarın kapısında durmuş. Böyle bana bakıyor. Böyle dili bir karış dışarıda. Hani böyle nefes alıyordu ya. Sonra bir baktım. Böyle ayağından sırtına kadar böyle iki tane kanat çıkmış. Messi'nin sırtına. Messi'nin. Dedim oğlum. Ne iş Messi? Kanat manat. O da bana dedi ki ne? Ben öldüm ya. İşte ondan dedi. Ya demek ki köpekler ölünce öyle oluyormuş. Vay be. Vay ki ne vay kardeş. Vay ki ne vay. Ya Okan. Böyle içimden şirkat geliyor ya. Böyle bağıra bağıra ağlayasım geliyor. Yaşar tamam. Tamam lan. Oğlum bak sen bir toparlan bakayım kendine gel. Bak sen kendi dengeni de bozuyorsun. Benim dengemi de bozuyorsun. Ne yapıyorsun lan? Bizim güçlü olmamız lazım. Bak biz görevdeyiz oğlum. Bu ilk görev. En önemli görev. Tamam mı? Kendine gel. Hadi. Kendine gel. Tamam kardeş. Doğru diyor. Tamam. Gelmiş burada ağlıyor. Kaç yaşında adamsın ya? Ne yapıyorsun ya? Okan, sen çok iyi bir arkadaşsın ya. Eyvallah. Ne de ben senin dengene... Azerbaycan Kara Havacılık İletişim'de komutanım. Hemen geliyorum Asubay. Emredersiniz komutanım. Komutanım. Doğmuş Albay komutanım. Yüzbaşı Karanlık. Emredin komutanım. Yüzbaşım nasılsın? Arkadaşlar nasıl? Sağ olun komutanım. Henüz olaysız. Güzel.
Güzel, karanlık. Azerbaycan Kara Havacılığı'na ait iki nakliye helikopteri sizi akşam alacak. Azerbaycan'dan da doğru karargaha uçuşunuz ayarlandı. Anlaşıldı mı? Komutanım, buradaki soydaşlarımızın güvenliğinden henüz emin değilim. Ne demek oluyor bu? Dün saldırı yapmaya kalkan grup. Hala bir tehdit olabilir komutanım. Bir kısmı geri çekildi ama kalan güçleri nerede, kaç kişiler, henüz bu bilgileri saptayamadık komutanım. Yüzbaşı, sizin göreviniz Ziya Samir ve çetesini etkisiz hale getirmekti ve siz bunu başardınız. Komutanım, şimdi öteki grubun saldırısına daha açık olacaklar ve... Yüzbaşı! Siz oraya süresiz koruma amaçlı gönderilmediniz. Müdahale yapıldı, tehlike bertaraf edildi ve siz karargaha dönüyorsunuz. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı komutanım. Helikopterler geldiğinde de raporlarınızı bekliyorum. Dikkatli olun. Emredersiniz komutanım. Dönüş emri mi komutanım? Akşamüstü hareket. Hazırlıklı olun. Emredersiniz komutanım. Siz fazlasını bile yaptınız yüzbaşım. Yaşadığımız sürece sizi hiç unutmayacağız. Yüreğinizi ferah tutun. Biz bir çaresine bakarız. Obabaşım, keşke ben... Biliyorum yüzbaşım, biliyorum. Çay hazırladık. Buyurun hadi. Buyurun yüzbaşım. Yüzbaşım. Azerbaycan Karahavacılık. Yüzbaşı Emin. Yüzbaşı Batur Karanlık. Necesiniz yüzbaşım? Sağ ol Karanlık yüzbaşım. Şu an için olumsuz bir durum yoktur. Kararlaştırdığımız saatte belirlediğimiz noktada tahliyenizi gerçekleştireceğiz. Anlaşıldı yüzbaşım. Hazırlıklı olacağız. İyi uçuşlar. Sağ ol yüzbaşım. Ercan. Emredin komutanım. Geliyorlar, hazırlanalım. Emredersiniz. Timur. Emredin komutanım. Humayla nöbet de işte. Çok yorduk onu. Emredersiniz komutanım. Yüzbaşım, eğer olursa Bakşi Ata sizi çağırır. Elbette, elbette. Ne demek? Buyurun. Biz buraya kısa süreliğine belli bir görev için geldik. O yüzden... Damlanma o. Burada siz gidiyorsunuz diye size gönül koyacak hiç kimse yoktur. Dinle beni. Siz buraya geleli 2 gece 3 gün oldu. Derler ki dünya 6 günde kurulmuştur. Siz de 2 gece 3 günde burada dünyalara değer iş yaptınız. Estağfurullah. Biz sadece... Göreviniz değerlidir. Ona hiç kuşku yok. Ama asıl değerli olan nedir? Sizi burada gören her Türkmen çocuğu kendini kimsesizlerden saymayacak. Ömrü boyunca bir daha sizi hiç unutmayacak. Başı ne zaman dara düşse... Kolu ay yıldızlı yiğitler arkalarında dağlar gibi duracak. Bu dünyalardan değerlidir yüzbaşı. Her büyüyen çocuk sizin gibi olmak isteyecek. Şu yaşlı adamdan sana bir öğüt. Düşmanın ardı arkası kesilmez. Birini toprağa soksan ardından diğeri gelir. Nedendir bilir misin oğul? Çünkü ayağa kalktığında yeryüzünde zalim kalmaz. Ona sebep yeryüzünde nice namussuz var. Sen ayağa kalkmayasın diye uğraşır. Ama bil ki onlar
Akdeniz'deki kum tanesi kadar çok olacak. Sense her zaman az. Ama bil ki yönün Tanrı'ya döndükçe sen onlardan üstünsün. Ölsem bile savaşını kaybetmeyeceksin. Yenilmeyeceksin. Bunu böylece belli. Hadi şimdi git Uğur. Yolun açık olsun. Kardeşlerinin her birini alnından öp. Yolun açık olsun yüzbaşı oğlum. Uğurlar ola. Oğur, senin şuranda bir yaran var. Onu çok düşünme. O yaranın tutsağı olma. Yaralar dağlanmak içindir yüzbaşı. Al eline kızgın demiri, o yarayı dağla. Kendi yolunda yürü. Tanrı yolunu açık etsin. Arkadaşlarına versin. Koş, koş. Ohan. Karanlı komutanım ne yapıyordu lan orada? Ne bileyim oğlum, konuşuyorlardır herhalde. Vedalaşıyordur dedeyle. Sen dün gece dedeyi dinledin değil mi? He. Oğlum içim ürperdi benim ya. Gandalf gibi adam valla. Ya Ohan kardeşim. Ya sen ne kadar gevşek ve yaramaz bir adamsın ya. Ya lan ben ne yapayım şimdi? Oğlum. Hiç yakışıyor mu lan o kadar mübarek bir şahsiyete? Öyle handaş mandaş. Senin suratın manda derisinden mi yapıldı kardeşim? Oğlum ne ataya saygın var, ne dedeye saygın var. Öyle mi? He. Kim lan Gandalf? Gandalf. Vallahi bilmiyorum kardeşim ama sen söylediğine göre kesin yaramaz bir adamdır ya. Boş ver ya. Baba at bende zaten, ben takıldım sana. Ohan, oğlum nereye gidiyorsun lan? Bunlar ne olacak? Taşırsın. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.